Sevgili seyirciler merhaba. Bugünkü konuğumuz uzman klinik psikolog Yağmur Sayın. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben uzman klinik psikolog Yağmur Sayın. Bugün sizlerle birlikte obsesif kompulsif bozukluk hakkında bilgi vermek amaçlı buradayım. Çok güzel. Obsesif kompulsif bozukluk nedir acaba? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz? Obsesif kompulsif bozukluk aslında halk dilinde takıntı olarak nitelendirdiğimiz bir psikolojik rahatsızlıktır. Obsesif kompulsif bozuklukta obsesyonlar ve kompulsiyonlar bir karakterize halindedir. Obsesyonlar genelde bizlerin ısrarcı, istem dışı, sürekli olarak aklımızda yer alan, kontrol edemediğimiz düşüncelerdir. Kompulsiyonlarımızda ise bu rahatsız olduğumuz düşünceleri kaygı uyandırmaması amaçlı ya da gerçekleşmesinin önüne geçmemiz amaçlı uyguladığımız belirli davranımsal ve zihinsel eylemlerdir. Çok güzel. Obsesif kompulsif bozukluk tipleri nelerdir? Bunlara ilk olarak temizlik obsesyonunu sayabilirim. Aslında halkımızda en çok yaygın olarak görülen ve aslında hepimizin de genel olarak gözlemleyebildiği ya da duyabildiği bir rahatsızlıktır. Hatta günümüzde çoğunlukla dizilerde, filmlerde de çok fazla yer almaktadır. Temizlik obsesyonunda bireyde pisleneceğini düşünerek, yeterince temizlenmediğini düşünerek sürekli bunu gidermek amacıyla, bu kaygısının üstesinden gelmek amacıyla belirli eylemlerde bulunur. Öte yandan cinsel obsesyonlar vardır. Burada bireyler daha çok cinsel inançlarıyla ilgili, yakın çevresine yönelik herhangi olumsuz cinsel istekler duyabileceğine yönelik ya da belirli fanteziler duyabileceğine yönelik kaygılar duyarlar. Ve bu insan aslında oldukça yorucu bir süreç olur. Onun dışında dini obsesyonlarımız vardır. İnsanlar belirli dini inançları doğrultusunda bunların tam tersi düşünceler yer aldığında bunlara yönelik kaygısını da azaltmak amaçlı belirli kompulsiyonlar üretirler. Bunların başında da mesela daha fazla dua etmek ya da o düşünce geldikten sonra belirli sayıda tekrar dualarını etmek ya da işte bir eyleme geçirmek amaçlı olabiliyor. Onun dışında düzen ve simetri obsesyonları da çok yaygın olarak görülmektedir. Ya da bireylerin belirli rakamlara, renklere, uğurlu rakamlara, uğursuz rakamlara, işte batıl inançlara yönelik de obsesyonları çok yaygın olarak olmaktadır. Mesela bazı bireyler sırf bir rakamda dolayı uğursuz gördüğü için onu bir daire numarasına taşımak istemeyebilir ya da günlük hayatında karşılaştığında bu rakamdan endişe duyabilir, o günün kötü geçeceğine inanabilir vesaire. 13 gibi değil mi mesela? Evet, aslında bu çok yaygın olarak da vardır. Yani, takıntı halinde. Bazı ama kültürlerde de o uğurlu sayıymış böyle. Evet, o birazcık sosyokültürel yapımıza göre de aslında değişkenlik gösterebiliyor. Değişkenlik, evet, çok enteresan. Peki obsesyonsuz insan var mıdır? Bunun ne zaman farkına varmalıyız? Obsesyonsuz insan yoktur. Aslında hepimizin belirli obsesyonları vardır. Mesela yolda hızlı bir şekilde araç kullanırken bir anda aklımıza kaza yapacağımız düşüncesi gelebilir. Ve buna ithafen aslında Allah korusun diyebiliriz. Elimizi 3 kere masaya, tahtaya vurabiliriz. Böyle davranışları gerçekleştirebiliyoruz. Fakat bu noktada yeterli kalıyorsa ve yolumuza devam edebiliyorsak, bu bizde ekstrem bir kaygı seviyesi yaratmıyorsa bu bizim için normal bir seviyedir. Aslında bunu yaparak, tahtaya vurarak bu olayın önüne geçemeyeceğimizi biliriz. Fakat içimizde bunu rahatlatmamızı sağlarız. Bunlar aslında gerçek dışı inançlarımızdır. Fakat belirli noktalarda bizlere yardımcı olurlar. Çok güzel. Peki obsesif kompulsif bozukluk neden hastalık boyutuna taşınıyor? Bazı insanlar düşüncelerini ve davranışlarını kontrol altına tutabiliyorken bazıları neden tutamıyor? Bazı insanlar tutabilirken bazıları neden tutamıyor? Bunu aslında sezgisel durağanlık olarak adlandırabiliriz. Mesela bizler duşa girdiğimiz zaman saçlarımızı iki kere yıkadığımızda bunun yeterli geldiğini düşünerek duştan çıkış sağlayabiliyoruz. Ya da evden çıkmadan önce işte ütünün fişini kontrol ettiğimizde bu bizim için yeterli bir cevap olur ve evden çıkışımızı sağlayabiliriz. Burada bizim için yeterli bir durağanlık söz konusudur. Fakat genelde obsesif kompulsif bozukluğa sağlık bireylerde bu doğurganlık yeterli seviyede yer almamaktadır. Bireyler bu hareketlerini defalarca yaparlar. Bunun nedeni de aslında yüksek kaygı seviyelerine sahip olmaları oluyor. O düşüncelerinin gerçekleşmesinden o kadar çok kaygı duyuyorlar ki ve bunu bastırmak için bu davranımları sergiliyorlar. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki aslında bastırmaya çalıştığımız davranımlar bizde daha fazla tetikleyici bir etkiye neden oluyor. Çok önemli bir konu. Son olarak obsesyon ve kompulsiyonlarımızın derecesini nasıl anlarız?
Şu şekilde anlayabiliriz. Mesela dışarıda olduğunuzu düşünün ve ellerinizi yıkama ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama o anda ellerinizi yıkayabileceğiniz bir alan yok. Bu sizi ne kadar rahatsız edebiliyor? O anda sonrasında yıkayabilirim diye düşünüp o gününüze odaklanabiliyor musunuz? O anınıza odaklanabiliyor musunuz? Ya da bu sizin sosyal çevrenize karşı bir etki yaratıyor mu? İnsanlara bu konuda bir rahatsızlık veriyor musunuz? İçinizde bunu kaygı seviyesi ne kadar seviyelere çıkabiliyor? Aslında böyle küçük örneklerden de kendimizi gözlemlediğimizde bu konuda daha iyi anlayabiliriz. Harika bir metot. Bugünkü konuğumuz uzman klinik psikolog Yağmur Sayındı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.